Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Tuncal. Bugünkü video konumuz YouTube'dan gelen soruların bir kısmından önemli gördüklerimi ısrarla tekrar edilen sorulardan birkaç tane seçtim. Bununla alakalı köpek eğitimle karşılaştığımız problemlere çözüm odaklı cevaplar vermeye çalışacağız. En çok gelen soruların en başında eğittiğimiz köpek komut öğrenirken bu komutu ne kadar tekrar etmemiz gerekir? Bununla alakalı çok soru geliyor. Ben şimdi kendi eğitimlerimden bahsedeyim biraz. Yavruluktan itibaren köpeği eğitime aldığımızda bir komutu öğrenmesi işte belli bir sayıyla, matematiksel bir hesapla bu komutu şu kadar da öğrenir diye bir genelleme yapmamız büyük yanlış olur. Neden dersek, şimdi arkadaşların en büyük yaptığı hata, YouTube'da köpek eğitimi yazıyorlar. Çıkan videolardan ırkın zeka seviyesine, IQ sıralamasına dikkat etmeksizin eğitimcinin eğitim becerisine ve kabiliyetini göz ardı ederekten o videoda gördüğü köpek gibi kendi köpeği olacağını zannediyor. Belki de olur, çok daha iyisi de olabilir. Ama unutmamamız gereken bazı etkenler vardır. Şimdi köpeğimiz, videoda izlediğimiz köpek, örneğin Border Collie, dünyada zeka sıralamasında birinci sırada olan bir köpek. Şimdi bir Border Collie'nin, Border Collie'ye uygulanan eğitimde köpeğin eğitime cevap verme ve kapasitesiyle atıyorum sıradan, yani sıradan demeyeyim de farklı bir ırk, daha gerilerde olan Beagle. Beagle'a uygulanan veya Caniche'e uygulanan eğitimde aynı performansı almak kesinlikle mümkün değildir. Burada arkadaşlar özellikle ırk seçerken, daha önceki videolarımızda ne tür ırk seçmeliyiz diye bunu anlatmıştım. Irk seçerken bunlara dikkat etmeli. Irkın davranışlarını özellikle sorgulamalı ve en önemli etken kendi eğitim becerisi ne derecede. Kendi eğitimde ne kadar başarılı, ne seviyelere gelebiliyor. Buna göre bir köpek ırkı seçerek onun üzerinden ilerlemesi gerekir. Yani videodan izleyerek benim köpeğim işte abi 10 günde otur komutunu öğrenir mi? 3 günde öğrenir mi? 1 ayda öğrenir mi? İşte 50 tekrar yapsam yeterli mi? Bunun gibi bir genelleme yapmak tamamen yanlış arkadaşlar. Bunun gibi bir genelleme yaptığını size söyleyen varsa sizi yanıltır, hayal kırıklığına uğrarsınız. Ben şimdi kendi köpeğim, benim Deus Draktar, iş köpeği, avda da kullanılabilen bir köpek. Ben bu köpeğe eğitim verirken otur komutunu belki, köpek küçüklükten beri bende değil ama küçüklükten beri bende olduğunu varsayalım. Yani 60 günden itibaren bende olduğunu varsayalım. Belki 60 günden bugüne kadar otur komutu için ben ona 5000 kere otur demişimdir. Yani bunun öğrenmesi köpeğin kafasına o kurgunun yerleşmesi ne kadar sürer? Ortalama söyleyelim, 3 aşağı 5 yukarı orta IQ'ya sahip bir köpekler için bu herhangi bir komutun köpeğin kafasına yerleşmesi, düzenli çalışırsanız köpeğin egzersizlerini düzenli yapar, köpeğinizi dışarıda köpeğin rahatlamasını sağlayıp bunun ardından eğitime geçerseniz ve eğitim metodunu doğru uygularsanız ortalama 10 gün veya 15 gün aralığında o bantta köpek komutta ne uygulamak istediğinizi anlıyor. Bunun üstüne zaten pekiştiriyorsunuz. Ve köpeği her dışarı saldığınızda ayrıca bir eğitim aşamasından geçiyor köpek. Yani dışarıda ilk önce ihtiyaçlarını giderdikten sonra siz köpekle oyun oynuyorsunuz. Oyunun akabinde eğitime geçiyorsunuz veya eğitim ilk önce yapıyorsunuz, ardına oyun oynuyorsunuz. Bu kişinin tercihine kalmış bir eğitim metodudur. Tekrardan konuyu toparlayacak olursak, köpek eğitimi ile alakalı köpeğin komut öğrenmesinde belli bir matematiksel ifade kullanmak son derece yanlıştır. Benim köpeğim şu kadar günde öğrendi, senin köpeğin bu kadar günde öğrendi gibi bir kıyaslama yapmak oldukça hatalı bir yaklaşım ve varsayımdır arkadaşlar. Buna dikkat etmeye çalışalım. Diğer bir gelen özellikle soru, köpeğimizi günde kaç kere dışarı çıkarmalıyız? Köpeğimiz kaç kere gezdirmeye götürmeliyiz? Köpeğimiz işte havlıyor gibisinden.
buna benzer bu içerikte sorular. Biraz daha genelleme yapıyorum ki soruları, yani 3-5 arkadaşın sorduğu farklı tarz sorulara cevap olsun diye verdiğim cevap. Şimdi arkadaşlar, köpeğiniz bahçede bakıyorsanız, kapalı bir alanı varsa, alanın içinde serbestse, köpek bağlı olan, zincirle bağlanmış, hiç bunu tavsiye etmiyoruz ama zincirle bağlanan bir köpeğe göre stresi kısmen daha az olacaktır. Ama gene stres içinde olacaktır. Çünkü sizinle bir paylaşımda bulunmuyor köpek. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Gündüzleri bir sabah bir de akşam olmak üzere en az 45 dakika gibi köpeğinizi dışarı çıkarmanız, köpeğinizle senkronize şekilde hareket etmeniz, onunla yürüyüş yapmanız, eğitim yapmanız, köpeğinizle beraber eğitim yapmanız önemli. Her gün düzenli, köpeği sıkmadan, yormadan eğitim yapmak hem köpeğin sizle arasında olan bağı kuvvetlendirir, hem de eğitim komutları öğrenmesi açısından çok çabuk yol almış olursunuz. Bir sabah bir akşam olmak üzere, sabah işte köpeğe günde 2 öğün yemek veriyoruz ortalama. Sabah köpeğinizi saldığınızda dışarı çıkarsanız, işte köpekten beraber biraz oynarsınız, yarım saat 45 dakika gibi köpeği yerine koyarsınız. Herkesin işi gücü var, işinize gidersiniz. Akşam geldiğinde kendiniz de temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra köpeği alıp hem sağlık açısından şöyle bir yarım saat 45 dakika bir yürüyüşe çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaptığınızda köpeğiniz de mantalite olarak rahatlayacaktır. Bunun ardına bir diğer önemli sorulardan biri, arkadaşlar diyor, bu daha çok av köpekleri için geliyor bu soru. İşte av köpeklerim, yavru av köpeğim var, sürekli bağırıyor. Buna ne yapmam gerekiyor? Yeni getirdiği yavru av köpeğinde sürekli bağırma problemi var. Arkadaşlar, ilk gelen yavru köpek küçük, 2 aylık, 2,5 aylık gibi bir köpek. Anne yanından ayrıldığı için, kardeşlerinin yanından ayrıldığı için bu bağırma, ağlama reaksiyonları gösteriyor. Bunun için köpek her bağırdığında, bahçede bakıyorsanız, her bağırdığında köpeğin yanına inip de köpeği sakinleştirmek kesinlikle yanlıştır. Neden yanlıştır? Köpek her bağırdığında siz yanına inerseniz aşağıya, köpek yaptığı bağırma hareketinin doğru olduğunu algılar. Der ki, ben her bağırdığımda sahibim benim yanıma geliyor ve benimle ilgileniyor. Bunu algılar köpek. Bunu algıladığında da bu bağırmanın önüne hiçbir şekilde geçemezsiniz arkadaşlar. Ve böyle site gibi bir yerde oturuyorsunuz, büyük, gerçekten büyük problemler yaşarsınız. Sorularla alakalı bir diğer en önemli gelen sorulardan biri, işte köpeğimi günde kaç defa beslemeliyim? Arkadaşlar, yavru köpekler ortalama günde 4 öğün azar azar olmak şartıyla, bebek gibi düşünün, 4 öğün yemek köpek için yeterli, olması gereken bir öğün. Yetişkin köpeklerde bunu 2 öğün şeklinde düzenlersek, hem köpeğin sindirimi ve metabolizması açısından, hem de o 2 öğüne yayacağımız köpekle beraber koordineli bir eğlence, vakit geçirme, köpeğin size adaptasyonu açısından 2 öğün yetişkin köpek için yeterli olacaktır. Zaten yavrudan sahiplendiğiniz bir köpek yetişkinliğe kadar, size gelene kadar sizinle beraber bayağı bir kontak kurup bir bağ aranızda kurmuşsunuzdur yani. YouTube'dan sorular geldikçe arkadaşlar, bu konulara değinmeye çalışacağım. Şimdi ben kendim genel anlamda iş köpeği, yani avda kullanılan köpekler besliyorum. Diğer ırkların da eğitiminde bu ırklar gibi bir ayrım yok. Yani av köpeğiymiş, iş köpeğiymiş, ev köpeğiymiş, bahçede bakıyormuşuz. Irklar arasında böyle bir ayrım yok. Her köpek eğitilebilir. Kimi köpeğin eğitilebilirliği daha yüksekken, kimi köpeğin eğitilebilirlik seviyesi biraz daha aşağıdır. Bu da nedir? Kimi köpeğe 10 günde öğreteceğinizi, kimi köpeğe 20 günde öğretirsiniz. Önemli olan sizin köpeğinizi sevmeniz, onunla beraber bol vakit geçirmeniz. Çünkü köpeğinizin sizden başka kimsesi yoktur arkadaşlar. Buna özen gösterin. Köpeğe bağlayıp sadece günde bir kere köpeğin yanına gitmeyle, akşamdan akşama köpeği görmeyle köpekle aranızda bir diyalog kuramazsınız. Ayrıca köpeğin gün geçtikçe stresi artar.
Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. YouTube kanalımdan farklı sorular geldikçe ben not alaraktan birkaç soruyu birleştirip bu şekilde kısa açıklamalarla, videolarla sizlere paylaşımda bulunmaya gayret göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.